Başımıza aldığımız belalar yetmedi, paşa yetmedi, Arkas yetmedi. O yüzden bugün yine bir bela aldık. Merhaba arkadaşlar, Süheyla merhaba demeden direkt giriş yaptı. Özür dilerim, telefon elimde olduğu için çekim şeyi. Sesim çok çıkıyor olabilir, bu yüzden özür dilerim. Hatırlarsanız en kedi son... Kedi yavrusu aldık. Evet, en son gıcırtıyı götürmüştük. Bu arada gıcırtıyı neden götürüyorsunuz? Size alışıyor. Sonrasında neden bırakıyorsunuz? Hayvana yazık değil mi? Gıcırtı arkadaş, çok yüksek bir hayvandı. Evet. Sanırım sesten, yüksek şeyden, korkudan ölebiliyormuş hayvan. Biz ve bilmiyorduk. Ve bizim evde de büyük ihtimal ölürdü. Çünkü çok ürkekti. Hani böyle yaptığından da hayvan sıçrıyordu. O yüzden dedik bizim evde ölür süpürge sesinden. Annem 7/24 süpürge çalıştırıyor. Malumunuz. Biz uyurken falan. O yüzden dedik hayvana günah. Annemin şeyine gitmesin eceline. O yüzden onu verdik. Arkadaşlar biliyorsunuz. Biz çok hayvan severiz. Bütün hayvanları severiz. Elimizden geldiğince de onlara bakarız. Bizi tanıyanlar zaten bilir. Gıcırtıyla aramızda fazladan bağ oluşmasın. Bir an evvel diye acele ettik. Ona zarar gelmesin gürültüde. Hayvancağız kalpten gitmesin diye. Biz gıcırtıyı aldığımızda öyle bir şey olacağını bilmiyorduk. Araştırmadan aldık. Sonrasında baktık hayvan yüksek seslerde korkuyor, panikliyor. Sonra internetten araştırdığımızda ve sizlerin yorumlarını okuduğumuzda bunu öğrendik ve gıcırtıyı değiştirdik. İnşallah bu defaki yeni hayvanımız kedi hayırlı olsun. Bu defaki hayvanımız bizimle uzun süre yapma kalabilir diye düşünüyoruz. Bir yerden bir terslik çıkmazsa, bir şeyler olmazsa. Evet, kendisini korkuyor. İsmini Süheyla verdi. Kedar. Bu ısırıyor. Ya. Vallahi ısırdı biraz önce çünkü. Afiyet sen olsun. Niye sokuyorsun niye? Elimi sokmadım. Acaba ısıracak mı? Şöyle yaptım sonra kırt etti burayı. Hem şurayı ısırdı. Böyle sallandı. Demek ki seni sevmiyor. Peki. Hayır, o bir kedi. Evet arkadaşlar, siz tahmin ettiniz. Bu ısırıyor dedi Nurettin. Sizce bu ne olabilir diyeceğim ama sizi merakla bıraktırmayayım. Açıklamasını yaptım. Ve fare. Yapma yapma, korkuyorum. Yeni ev hayvanımız Çedar. Daha önce de hamsterlarımız vardı biliyorsunuz. Nurettin bir çek arkadaşlar görsün evi. Daha önceki hamsterlarımızla sıkıntılar yaşadık. Nurettin yine araştırmadan aldığı için ikisi de dişi çıktı. Yavruladı, yavrularını yedi. Sonra yavruları büyüttük. Birbirlerine saldırdılar. Yani onlar için zordu, bizim için de çok zordu. Onları sahiplendirdik. Biz de bugün sadece erkek olduğunu söyledi. Ya bir saniye dursana. Erkek olduğunu söyledi. Yavrulama şeyi yok diye aldık. İnşallah dişi çıkıp yavrulamaz. Böyle bir şans olur mu dersiniz arkadaşlar? Senin elin ayağı niye doğru durmuyor? Isırdı. Bu kendisi, şöyle göstereyim size. Şişko patates. Bana yalvardı. Ellerini açtı böyle. Geldi. Söyle göster şeklini. Bana böyle yaptı. Ya. Ve ben bunu aldım. Hayır, önce kendi seçmiş. Anne ne yapıyorsun anne? Biraz önce ruhum teslim ediyordum. Isırıyor, ısırıyor. Sokma bana anne. Hayır, şu an yemek düşünüyor. Şöyle bir görelim istedim. Göreceksin mal. Çekil lan. Alışacak, alışacak. Yam yam. Ya korkutmasana. Sence o korkar mı? Çok tatlı ama değil mi? Bakın diğerlerinden farklıydı bu. O yüzden seçtik bunu. Neyi farklı işte? Sırtının desenleri. Arkadaşlar size göstermeye uğraşamam. Sabit durmuyor. Yam yam gibi ya. Sürdü beni biraz önce gene. Bir şey soracağım. Ordu mu besliyoruz biz? Aç kaldım. Sana bir şey diyeyim mi? 2 gün. Bunu yemesi 2 gün bunun. Şöyle çekeceğim arkadaşlar size iyi bir görüntü alabilmek için. İşte böyle. Arkadaşlar bu diğerlerine oranla en hareketlisiydi. İyi mi yaptım, kötü mü yaptım bilmiyorum ama bunu seçtim. Nedense bu beni kandırdı. Süheyla ile ikimiz bunu seçtik. Süheyla da ismini umarım kaçmaz. Umarım öyle bir şey yapmaz. Bunu tutmak işkence gibi olur bu koca evde. Ne yok? Ne yok? Hiç güvenmiyorum sana. Senin akrabaların beni kıtladı. O yüzden hayır. Arkadaşlar kaçtı yine. Ya bak şimdi öyle zıplamaya çalışıyor. Nurettin, parmağın tadına baktırdın mı? Yok, kolumun tadına baktım. Parmağını da sok şimdi. Ben bildiğim için elimi sokma. Parmağını da sok şimdi, hadi. Bak şimdi çekil göstereyim. Gel kuçu kuçu. Kedi mi öyle? Yapma işte, kışkırtma öyle yapma. Bir de elinin içine kaçtığını düşünsene. Nurettin'i düşünemiyorum, elbisesinin içinde bir. Hiç olsamıyor ama lazeri. Arkadaşlar, sizce nasıl? Şişko. Şişko çedar. Bak. Peynir. Pardon. Tamam, sağ ol hayvanı, su içecek. Su içecek, su içecek.
Çok sevimli değil mi? Şaka maka, fareye bile sevimli ya. Ama şimdi onun bir ismi var. Fare falan ayıp olur. Tamam, Çedar da sevimli. Söyle sakın burayı açık bırakıp onu kaçırma. Bu arada bu arkadaşlar, bu arada bu gıcırtının kafesi. Bunu geri vermedik. Bunun içine uygun kaçmaya çalışıyorum. Bunun içine uygun Çedar için oyuncaklar alacağız. Kaşınacağım. Şöyle göstereyim size. Neden bu da şişko? Çok sevimli değil mi? Ama şişko. Hem böyle ya, bak gene yapıyor bak. Bana da böyle yaptı da kandırdı beni. Peki niye bana sordun o zaman, kandın madem? Yine de senin fikrini almak istedim. Ben bunu seçmiştim kendimce. Sonra direkt sen bunu ay, seçtin. Ay bu bitli. Hepsi bitli. Arka ayağını kaşınca bak. Bunların cinsleri hepsi bitli. Yani bitli gibi kaşınıyorlar. Biliyor musun, itince hareket edemiyor. Düşüyor ben sütü işte. Bir denesene. Parmağınla bittirsene. Çek elinde. Bittir ittir. Taş taş bakıyordu. Evet, hiç uçuna gitmiyor. Burnundan bittirsene. Burnundan. Yok kızım yok. Gel, sen ona bakma kızım. Sen kolonya sıktın. Seni ısırdı mı? Nurettin kokunu farklı algılar. Olur. Benden, hayır benden uzak dur. Evimize ilk defa hamster'ı sokan Nurettin'le evet, karşı karşıyayız arkadaşlar. Benim hamster'larımı yolladın. Tamam, tamam ben neden yolladım, açıklamasını yaptık. Ama neden yaptık, neden söyle. Ha, benim beyazım çok güzel. Senin beyazın üçünü de yemeye kalktı. Benim gibi. Yemeye mi çalışıyor? Arkadaşlar benim? Yani gerçek şu ki beyaz tam bir oburlaştı ve diğer fareleri saldırdı, diğer hamsterlara. Hatta anne fareyi bayağı bir yaraladı. Biz o yüzden onları sahiplendirdik. Burada açıklamak istemedim ama beyaz resmen bir yamyam oldu. Hepsine saldırdı. Yani çok sıkıntı yaşadık. O yüzden onları ayrı ayrı sahiplendirmek en mantıklısıydı. Umarım büyümezsin, şişko olmazsın iyice. Bu şimdi en azından tek başına tabii dişi çıkıp yavrulamazsın. Şimdi şöyle göstereyim size arkadaşlar, cinsiyetlerinden anlayanlar herhalde ayırt edebilirler. Göstermeye çalışacağım detaylıca. Gösterirse kendini böyle. Ben dışım anlıyorum. Anla. Ya bizim şimdi gönderdiklerimizden bir tanesi erkekti ve arka kısmı çok büyüktü. Bu dişi. Hayır de Nurettin, ben dedim ki lütfen dişi olmasın dedim özellikle. Ama öbürlerini hatırlamıyor musun? Bu dişi büyüktü, bunun küçük. Evet. Bir tanesininki büyüktü. O da erkek olandı. Tamam, evet. Bununki de büyüyecek. Hayır lütfen. Arkadaş... Şeyi hatırlamıyor musun? Hı. Neydi o hayvanın adı ya? Kimi? En son bundan öncekinin. Gıcırtı. Evet, tavşan. Gıcırtı tavşan. Onun da, o da erkekti. O da büyüktü. Bu pişi. Buna küçük işte, kendiniz gördünüz. Çedar, sakın dişiyim deme. Yavrulama lütfen. Şşş. Bocuk. Bocuk. Şşş. Ne yiyor? Ne yiyecek? Koca tabağa konuşuyoruz hayvan. Sürekli yemiyor. Küstü. Tontiş. Küstü. Isırmasa çok tatlı hayvan da çok ısırıyor ya. Korkutuyor. Hala çok tatlı mı? Şöyle göstereyim size. Lan fare. Ya deme öyle. Çedar, Çedar. Çedar. Peynir. Bak ne kadar temiz. Yıkıyor elini yüzünü. Yiyor mu yıkıyor mu? Yemek. Arkadaşlar ben bunu tanıyana kadar zaman geçecek. Umarım dişi değildir. Umarım diğerleri gibi yavrulamaz. Öyle bir şey olursa zaten hemen sizinle paylaşacağım. Artık yapacak bir şey yok. Yavrular olursa ne yapalım? Yine yavrularını büyütelim. Çünkü yanında bir başka yok ya. Yavrularını büyütelim. Sonra aldığımız yere götürüp torunlarını getirdik diyelim. Torunlarını getirdik mi? Evet. Çünkü bana erkek diye verdi bunu. Tamam mı? Yavrularsa yavruları büyütelim zarar görmeden. Sonra götürelim kutuya koyup diyelim ki torunlarını getirdik. Olur mu? Evet. Evet. Hak etmiyorum ama. Özellikle dedim ki lütfen dişi olmasın. En son sizden aldığı oğlumun bir sürü yavrusu oldu. Bir şey dedim var mı? Böyle ısırıp test edebileceği yumuşak bir şey? Niye? Yani ısırtmayı mı öğretiyorsun? Hayır. Gerçekten ısırıp ısırmadığına bakmak için. Çünkü abim pipirikli. Isırıyor, ısırdı beni. Abin test etmiş kolunda. Sonra da gitmiş. Sonra da gitmiş ellerini kolonyalamış. Nurettin de kolonya hastalığı oluştu komik yüzünden. Sürekli kolonya döküyor. Ben konusunda aşırı titizim yani. Böyle nasıl tarif edeyim sana? Geldim. Evet. Başımda şu an birisi var ve o şahsiyet burada. Durun, durun. Paşa nasıl tepki verecek? Şimdi bak. Hayır, Sela Paşa sana bakıyor şu an. Anne. Paşa gel oğlum.
Kafasını kaşıtıyor. Gel, evet koltuğuna. Fark ettim. Koş 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 koş. Gel oğlum gel 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 gel. Gel. Ana. Gel gel. Oh. Gitti ya. Gel koltuğuna gel. Bizim arkadaşlar bu gel. Paşa bizim vazgeçilmemiz kuşumuz. Yani vazgeçilmez paşam. Hayvanımız. Arkas da öyle. Bunlar bizim için vazgeçilmez. Gel. Elimizden geldiğince her hayvana bakmaya çalışıyoruz ama sabit kalan. Sabit kalan paşa ve arkas. Gel paşa. Biliyorsunuz şanslıyı da büyüttük. Şanslı da gitti. Şöyle yakın temas çekeyim ikisini. Söyle. İlk etapta paşayla çok şey olmasın. Paşam kıskanmasın. Gel. Paşacığım. Yeni oğlum. Arkadaşın geldi. Paşam. Cici kuşum. Gel. Gel yanaş hadi. İlerleyen dönemlerde paşayla biraz alıştığı zaman paşayla yan yana videoları da gelir inşallah. Tepkilerinin nasıl tepki verdiğini göreceğiz. Paşa gerçi çok şey yapmıyor ama. Bak aklını alayım mı? Hayır. Gözüne müzüne zarar verir. Yapma. Yapma. Oğlum gözlerine zarar verir. Hayır. Beyaz. Oğlucuğum gözüne zarar verir. Hiç umurumda mı? Değil ama olsun. Benim umurumdan. Ya kaçamazsın işte. Niye zorluyorsun ki? Gel sapık. Gel. Dur. Arkadaşlar. Arkadaşlar paşanın bir eşe ihtiyacı var. Bunu anlayabiliyoruz yani hareketlerinden ama. Gider misin ya? Çok tatlı benim oğlum. Tutamadım. Bunu ben hala kızım bak, boş ver onu. O dışarı takılıyormuş. Neden? Bak. Gel tutayım. Yapma. Burada ne ya? Koçu koçu. Ya yapma işte. Al hadi al oyna. Çok iyi. Şuş dedi. Sus dedi sana Nurettin kızdan. Ya. Koş. Gel. Tamam ol. Evet. Gel. Arkadaşlar. Biz paşa ile çok iyi arkadaşız. Tutmaya çalışsam da o hiç gitmiyor. Gel. Gel lan gel. İnşallah ilerleyen zamanlarda paşa ile de neydi? Çedar'la da videolar gelecek. Çedar sanırım yavrulamasa bir sıkıntılar bir şeyler olmazsa ömrü boyunca kalır herhalde burada ha? Kalır. Kalır diye düşünüyoruz. Olacağım. Bakalım. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. Biraz Çedar hareketli dedim ama sanırım yeme biraz tembel. Yeme. Bakma bana öyle. Çok acıkmış herhalde. Hiç olacaksın. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere.